Yolcularıyla İzmir'den Ankara'ya giden şehirler arası otobüsün mazotu bitti. Şoför benzinliğe girip doldurmak yerine yolculardan mazot parası istedi. Yaşanan garip olaya tepki gösteren yolcular o anlarda kayıttaydı. Evet abi, aracın mazotu bitti. Şu anda yolcu isyan ediyor. Evet. Bu da oldu. Otobüsün mazotu bitti. Şoför yolculardan mazot parası istedi. Aracın mazotu bitti. Şu an ben burada zor durumda kaldım. Ne demek? Bir de utanmadan parayı verin, mahkemede alırsınız dedi. 500 lira mazot verin bana, diyor ki mahkemeye ver, paranı al diyor ya. Otobüs dün İzmir'den kalkmıştı, Ankara Aşti'ye gidiyordu. Yol daha yarılanmadan şoför otobüsü sağa çekti. Mazot bitti, para verin dolduralım dedi. Ben sizi yaşıyor görüntüsü de ben size 150 lira mazot alacağım. Siz bana diyorsunuz da mahkemeye ver ya. Yolcular peki verelim de geri ödemesini nasıl alacağız dedi. Şoför ben vermem, mahkemeye verin, şirketten alırsınız dedi. Biz 260 lira para verdik abi. Ya parası önemli değil abi. Hayır, parası önemli değil de sonuçta o paralarla almıyor mu abi? Yolcular haklı olarak tepki gösterdi. Onlardan para alamayacağını anlayan şoför de otobüs şirketini aradı. Evet abi, aracın mazotu bitti. Şu anda yolcu isyan ediyor. Evet. Ben burada zor durumda kaldım. Ne demek ya? Benim bana çok acil bir tane boş otobüs. 500 lira mazot alayım. Tövbe bak ya. Ben diyorum mazot al, ondan sonra mahkemeye ver. Şirket 3 saat sonra yeni bir otobüs gönderdi. Yolcular yeni gelen otobüsle Ankara'ya götürüldü. Ne dolaydık ya? Bekletildikleri onca saat ve otobüs şoförünün bu kadar da olmaz dedirten davranışları içinse kimse onlardan özür dilemedi. Bu kadar 100 tane insan mağdur edilmez ki abi.